Peki iyi üzümün, kuru üzümün iyisini nasıl tanırsınız? Bana anlatabilirsiniz. Desin ona. Niye dalıyor mu? Ne diyor? Dalınsa sen anlatsana. Haydi. Hadi sen anlat. Kuru üzümün iyisi nasıl olur? Bana anlat bakalım. Hadi biliyorsan beş bin insan. Ben burada tak kusuna var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aşağı şehirde hangi obada oturuyordunuz? Çakta mahallesinde. Ha. Peki bu kimler derler size lakabınıza? Bizim adımıza Hacıstan oğlu derler. Evet. Ha. Peki bu mesleğe kaç yılında başladın? Kaç senedir devam ediyorsun? Ben bu mesleğe demek ki 5-6 yaşından beri başladım. Hatta daha 70-80'e kadar kavuştum. Daha devam ediyorum. Evet. Peki hiç dışarıya da böyle gidip yemeğini filan sattın mı, eşyanı böyle gezdin mi, nereleri gezdin? Çok her yeri gezdim. Nereleri mesela? Mesela buradan geçtim Adıyaman köprüsünden. Evet. İşte bu taraf, 5000 ne kadar köyü varsa az çok dolandım. Evet. Ondan sonra Urfa tarafına geçtim. Evet. Urfa tarafından ta indim Hebek'e kadar. Hebek'ten dolandımsa Belediye evet. taraflarına, o taraf Göylü. Ekseriyette evet. Gönlüde kaldım. Evet. Gönlünün köylerinde zaman geçirdim, çalıştım, para kazandım. Evet. Murat'tan, Murat'ın uçu tarafıdır zaten göl, evet. bu taraf. Bu taraflarında da yine o kadar iyi gezdim, dolaştım. Dübinin, Kavurdan o taraflarda işte. Bu gönlünün o taraflarında bazı ondan sonra kaldım, o köylerle gezdim. Bu zaman geldi işte artık tam bu yaşa düştükten sonra geldik. Artık burayı bekliyor. Ne zaman ayağımız buradan giderse artık. Peki şimdi soruyorum. Bu aşağı şehirde hamamlar vardı. Güzel camilerimiz vardı. Bunlar harap oldu. Acaba neden? Niye sahip çıkmadılar? Senin görüşün nedir? Benim görüşüm şu efendim. Memleketimizde adam akıllı sözü geçecek. Belli başlı bir büyük insanlardan kimse kalmadı. Evet. Reportajı bu adam yapar ya. Ondan evet. sonra bu arada bu memleketimizin yıkılıp gitmesi hatta çoğuk çocuğu elinden oldu. Ne yerimize geldik. Evet. Yerimizi terk ettiğimize göre burada bulunduğumuz yerine de bir mevkiyi alamadık. Evet. Yani yerimiz eskisinden kötü oldu bura. Evet. Oynak vesaire ondan sonra sıyışmamak hiçbir tarafta bir şey yok, güzelliği yok bunların içerisinde. Evet. Peki şimdi sana sorayım. O zaman sana deselerdi ki şu besliği kur, nereye kurardın sen? Sana deser ki bu besliği gel an bir yere kurak, nereye kurardın? Ben besliği kurak derlerse, dündar yazısı vardı bir. Evet. Kesin yazısı vardı iki. Evet. Ağaç çileğen yanı o yazı bu kurduğumuz yerden çoğuydu. Evet. Ve de burak bir durumda da güzelliği var ki memleketin mesela oynak bir yani şeyi yok. Sele gidecek bir durumu yok. Evet. Asla yağan yağmur asla her taraftan zeyf olmuş. Evet. Yerlerimiz keramette kalıyor. Başka evet. memleketler su içinde kalıyor diyorlar. Mesela bataklık yapıyor diyorlar. Bunlar da tabii burada şimdi bir tane Hüseyin'i gazete çekmek için. Ha. Bir tane söyle adam ama. Bir tane söyle bakayım şeyle. Olur olur tabii. Hadi. Tamam ne diyorsun? Yok yok sen söyle. Tamam o, tamam. Ondan sonra. O arada koşuyor bak. Tabii. Aman bir can ile ben aciz bir ses yapmaya kan da alayım. Evet. Oh.
Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Var mı? Devam ediyor mu? Şimdi sana bir şey daha sorayım. Bu ayardını gelmiş devlet burayı göstermiş şehir diye. Evet. Buradaki arazisi olanlar da o çatta bu çat diye buraya gelmişler. Evet. Şimdi Allah her zaman getirdi, orada yol geçti bak. Necep geldi, Diyarbakır geldi. Bunlar ayardını, çatın kayırdığını, burayı kayardığını yer olmasını söylediler. Evet. Ve bu haritayı da aldılar getirdiler. Evet. Bizim burada birkaç tane zengin vardı. O zenginler evet. Bu oranın katilanı, haritasını geri koydular. Kendiler bu tarafa yerin yapılmasını iddia ettiler. Evet. Bu bizim fukaralar da gelip kudret olmadığı için onların sesini fukaralar da koşmaya başladılar. Evet. Yok, memleketimiz yeri aşağı şehir, yeri buradan daha iyiydi, daha güzeldi. Ha, suyumuz deleşti, yeri kayaydı. Suyumuz deleşti. Karımız ne oldu? Biz milleti göçe zorladık, değil mi? Şimdi hal hazırda suyumuz gelmiyor. Aşağı şehirden su getirme için çalıştılar, değirmen çayını suyu buraya gönderdiler. Evet. Bu kadar paralar ve tarifler oldu, parlama bunu bahçeyle de konuşmaya konuştular. Bu kadar paralar ve tarifler dönüştü. Aşağı Bakur çayda geldi, geri akıp yerine gitti. Evet. Buradan Şiraz geçti. Kemal Sabah dedikleri zat, buranın suyunu oradan getirdi. Milletin şimdi ölüsü bile yıkanmazdı. Ha, ölüyü yıkayacak su yoktu. Var diyen varsa gel karşıma çıksın. Evet. İşte git seni söyletmediler Ankara gibi bir memlekette. Ondan sonra der ağacına ben kendim mümkün bırakmayayım. Ya sana kimse karışamaz ki. Reis-i Cumhurbaşkanı vatandaş hürdür. Anladın mı? Evet. Evet. Gerçeğe konuşuyorsun. Şimdi burada su yine mütemadi geliyor. İnşallah elhamdülillah o adamın cektine rahmet salıyorlar. Eğer babası anası evet cekti adamsa şimdi cektine rahmet salıyorlar. Evet. Bugün su içtiğimiz onun suyu. Evet. Yürücü öldür, hakkının içerisine atmış. Kemal Sabah dinlen. Benim hiç bir ilgim yok, alakam da yok. Yani Mağrur'dan Maşrub'a kadar hepsi olanların, işi düşüp de kendinin yanına gidenlerin hepsi Urfa'dan 500 bıraksa, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan artık nereden vardımsa bu adamın lafı her yerden vardım ki Kemal Sabah oldu. Evet. Ben hepsiydim, beni omzuna aldırdı, elini kaldırdı diyenleri çok gördüm. Evet. Hayır, hayır da şimdi milletimizden bile en kötü bir adam geçti, ne bilsin diyen yok. En kork geldi diyen her vazifesini çekiyor. Onun adı sıra, onun için bir an evvel görülmesine bakıyor, memnun ediyor. Kaç kere tedavi ettiriyor, geri memlekete. Tamam. Peki şimdi sen şimdi gençlere ne tavsiye edersin? Şimdi eskiden bak çalıp oynuyordu, eğleniyordu millet. Şimdi millet küskün, aynı aşağı şehrin havası yok. Az kazanıyorduk, ekmeği kiloyla yiyorduk. Tamam mı? Şimdi bakıyorum herkes köşe başında iki osut yarım domates. Ama milyonlardan da konuşuyorlar. İnsan kendini beslemiyorsa para bir yerde paçavradır. Eskiden köşkerler şey toplardı, çaput aşağı şehrin. Evet. Şimdi parayla çaputun hiç farkı yok. Yani demek istediğim, az kazanıp mutlu olmak esas insanlığın ögesi bu. Ben aşağı şehirde bir köşker parçasıydım. Tarla arazi sahibinden zengindim. Ha? Babam anam öldüğü bile bir kuşumuz oldu. Evet. Benim ailemin boynundaki altını bugün eşek götürmezdi memleketimin hepsi. Evet. Alnımı teriyle kazandım. Kırkızlık yapmadım. Gayrılık evet. Yapmadım. Ha? Neden kazandım? Bu sanatıyla kazandım. Evet. Evet. 5 kuruş kazandımsa 100 parasını yedim. 100 parasını cebime bıraktım. Bu durumda hareket ettim. Şimdiki gençlerim, o gençlerim arasında dağlar var. Ha. Eski zamanın gençleri at kusur 2 gün, 3 gün gelirlerdi. Şimdiki gençler bir dakika az gidemezler. Evet. Bir.
Geçerken, alçarken yüküyle gidecekler. Bağ evinden şehre, şehirden bağ omuzlarıyla göçerlerdi. Evet. Şimdiki gençler nereye varsa ambala çıkartıyorlar, 50 vuruş, 50 vuruş. Mesela paramı da şimdiden kullanmadım. Ben demeyeyim sana ki, belki 20 yaşında değilsem 18 yaşında vardım. Benim çok bizden sorduğu ki 50'lik yani 1000'lik kağıdı gördünüz mü? Bu kadar ufak paranın içinde eğleştim ise ben, ayısını unutmuşum paranın içinde akı soruk edeyim ben. Üç defa tekrar ettim, o paranın sayısına kavuşamadım, geri dönmesin. O zaman binlik pangoluk görmedim. Evet. Bak, bekizye dolu torbayla ha. Evet. Ayran torbası. Ayran torbası doluydu. Evet. Bekizye ufak para. Bunları sayardım. Saydım düştüm. Bak gelemedi. Nihayet şimdi bu da geçti. Bu da geçti. Şimdi bir de şöyle bakarsan. Hep daha mı? Dört yaşından beri çiftlerin omuzunda. Çiftlerin omuzunda omuzlarına koyarlar. Evet 20 yaşında öküt oynarlardı. Evet. 18 yaşında şapka vuruldu. Şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra oynarlar, yıllarlardı. Gece eve darıyla kantını bunu oynarlardı. Peki sen tek başına 5-6 çocuk besliyordun. Şimdi adam kendi kendini besleniyor. Neden mi? Değil mi? O zaman bir yırtık dedik gidiyordum. Ondan sonra alıyordum. Kış para 2 kuruş. Evet. 2 kuruş kış para. Şimdi 5 kağıt da aldığım oluyor. 10 kağıt da aldığım oluyor. 30 kağıt da aldığım oluyor. Bir tek adamım giysem çıplak kalıyor. Evet. Yine de bazı günde hiç işim olmuyor. Bu cebimde 5 kuruş var, sabah yoksa hürmetmeye borcu alıyor. Evet. Bugün mesela bizim gençlik zamanımızdayken bir teze ya teze çıktığı bile 5 kağıda koca tenecesini, 17-18 kilo gelen tenecesini 5 pangolukta kimse almıyor. Tek 5 pangolukta ha. Evet. Allah Allah. 5 bin lira değil. Beş bir kağıda 1, 2, 3, 4, 5 lira. Evet. Bu 5 kağıda kimse almıyordu. Az yağmı, iç yağmı diyen yok. Evet. Nihayet bir tarihte bu pazar yerindeyim artık. Herhalde 50 zamanında. Bir taksiyle bir adam geldi buraya bu pazar yerine. Oradan saman pazarına. 3-4 tane fotoğraf çıkarttı. Evet. Bayağı adam fotoğrafı. Evet. Hani kağıttan yapma. O adamların tepesinden bir kırmızı at demiş de ayağına kadar. Evet. Ayağından çıkmış tepesine kadar. Bu adamlar dedi, bu adam bunları takviye ediyor. Naylon çorabı, naylon omuzuna hani giydiğimiz elbise var ya. Evet. Bu naylonların giyilmemesini, bu naylon çorabın giyilmemesini, bu fit ayağımın giyilmemesini bahsediyor. Evet. Konuşuyor. Sonra bir polis arkadaş geldi. Gelin yok. Cebinden çıkarttı. Ben ilan hep yapıyorum dedi. Bak hakim müstehcimde. Şimdi muska kertinde şeylerin üzerinde resim var ya bazı aldığımız ilaçların. O ilaçların üzerinde de aynı o gösterdiği kağıdın üstünde de öyle siyah, siyah renkli. O kağıdın üzerinde de onun resmi var. Peki şimdi sana bir şey daha sorayım. Şimdi eskiden bağ şehre geçiyorduk. Mesela 6 ayda bir kira veriyorduk. 6 ayda şehirde kira veriyorduk. O zaman en kabada ev yani 5 lira veriyordun şehirde 6 ay oturuyordun 5 lira 10 lira. Şimdi burada 500 lira 500 bin liraymış kira. Şimdi şu 5 lira topunu toplasan 500 bin liralık kiralık ev yok bu sefer. Bu neden böyle yükseldi birden? Şimdi efendim, evveli bağ evinden, şehir evinden bağ evine geçiyoruz. Evet. Evi rafını yapıyoruz, icare ev alıyoruz. İcare aldığımız evin mesela 100 kuruşa, 50 kuruşa, 75 kuruşa. Evet. Bu evlerde oturuyoruz. Mevziye, 4 mevziye geçiyoruz. Evet. Bir 6 aydı değil mi? Aylık yoktu o zaman. Aylık yoktu. Yok. İstersen altı yıl, istersen bir sene otur bana. Ha, tabii. Yeni oldu. Evet. Şehre geldiğin zaman
Ya o çıkın gitti bu evine ya. Evet. O şehir evinde kiranın oturursan onun sahibi çağırır. Arkadaş evi yine bana veriyor mu? Kaça vereyim sana? 5 mevge, 3 mevge, 6 mevge. Evet. Şöyle olmazsa 50 kağıt, 50 vuruş. Bir gün sahi sinek kollardı. O adam bu evde otururuz. Evet. Şimdi en kötü bir akırda hayvan yatmayacak bir yerde bugün 250 lira, 50 bin lira, 200 bin lira, Allah 50 Allah. Bin lira, 100 bin lira, en kötü bir eşyağın yatmadığı bir 700 bin liradan 150 bin lira sayıyor. Allah. Ya bunun çoğalması neden öyle diye. Sen soruyorsun. Bu çoğalmamız bile nüfus çoğalıyor. Bir de bir tabi babanın beş senin sınırları var biraz da kalmadı. Evet, dağıldılar. Dağıldılar. Bir ev, beş ev oldu. Evet. Onun için bu evlerde işte beraber geçimsizlik yüzünden babanın beş evleri var, dağılıyor gidiyor. Başında evet. Kalıyor mu? Bir evet. Babanın gayrını çekmiyor, bir ananın gayrını çekmiyor. Ya, evet. Avrat değil mi? Beşine dikip yiyorlar. Evet. Bir utanmamız daha var ya, çocuğun kucağımızda yok. Avrat arkamızda çekti, bulundunda. Bizim de çocuğumuza ne şerayeti var. Halim, Talim, Atasan'ın mı? Ne var, sana bir yerine var.